Marmaris Belediyesi Belediye binasındaki meclis toplantı salonunda bugün yerel seçimlerin ardından ikinci toplantısını gerçekleştirdi. 15 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda öne çıkan maddelerden biri İçmeler Mahallesi'nde kurulan mevcut pazar yerinin kapatılarak pazar yerinde bulunan meyve ve sebze üretici ve satıcılarının başka bir alana taşınması konusunun görüşülmesiydi. Manidar bir konu arkadaşlar. 25 yıldır hepimizin bildiği İçmeler'in pazar yeri de bildiğimiz yer, ait tahsisi yapılmamış ve Milli Parklar'da görülen bir yerin Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından da derhal buranın boşaltılmasıyla ilgili yapabilecek herhangi bir şey olmadığından sadece sebze ve meyve yeni pazar yeri yönetmeliğine göre imar planımızda uygun olan müzekkerede okumuş olduğum yere de taşınması adına, çünkü geçmişte belediye meclisi tarafından tahsisi olmayan bir alana nasıl bir pazar yeri kurulmuş, bunun tahsisi olmadan nasıl ihaleye çıkartılmış, nasıl buraya üretici veyahut da diğer pazarcı esnafı yerleştirilmiş, bu tabii ayrı bir muamma. AK Partili meclis üyesi Yeliz Kışla ve Hasan Şencan bu konuyla ilgili söz alarak şöyle dedi. Sizin herhangi bir tahsis talebiniz var mı belediye olarak bu durumu çözmek adına? Nasıl tahsis talebi? Yine aynı şekilde pazar yeri olarak kullanmak adına. Efendim, imar planında spor tesis alanında pazar yeri olarak kullanamazsınız. Bu baştan yanlış. Biz tahsis talebinde bulunacağız. Bu konuda da imar planına uygun olarak spor tesis alanı, yeşil alan, park alanı diye ne şekildeyse imar durumu ona göre tahsis talebinde bulunacağız. Peki başkan, biraz önce bir sürü şey saydınız. Park yeriyle ilgili sorunların olduğu, yan apartlarda araçlarla ilgili sıkıntıların olduğunu filan sıraladınız. Ambulans, itfaiye, her neyse. Bu milli parklardan böyle bir yazı gelmeseydi yine pazarcı kardeşlerimiz aynı yerde devam edecekler miydi? Söz konusu yerde tabii ki de. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çözümler. Başkan Acar gündem maddelerini okurken AK Partili meclis üyeleriyle kısa süreli bir anlaşmazlık yaşandı. Taahhüt senedine aykırı olarak çalıştırılan işletmelerin sözleşmelerinin iptal edilip çalışmalarını sonlandırılarak müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunu gereğini arz ederim diye bugünkü tarihle ilgili. Efendim? Bilgi vermek için söyleyeyim. Cümlenin başını kaçırdınız onun için. Evet. Evet. Belediye meclis toplantıları kamunun bilgisine, takibine açıktır. Dolayısıyla meclisi basın mensupları kameralar izleyip vatandaşa bilgi vermek durumundadır. Belediye başkanı gündem dışı konuşma yapabilir. Hatta meclis üyeleri de usulüne uygun bir şekilde belediye başkanından izin alarak gündem dışı konuşma talebinde bulunabilir. Bunları da siz eski meclis üyesiniz ama herhalde pek öğrenememişsiniz. Efendim? Tepki? Sizden de yansıma yaptım, sordum. Gündem dışı mıdır diye. Bir soruyu usulüne uygun olduğunu düşünüyorum. Gündemin bir diğer maddesi ise mülkiyeti belediyeye ait Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu bünyesinde bulunan fitness ve bowling salonunun kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesiydi. Konu oy çokluğuyla karara bağlandı. Maalesef açıldığından bu yana hiçbir tadilat görmeyen bu hizmet alanımız çok ciddi bir tadilat yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla kim alırsa alsın ihalede yüklenici bir firmanın söz konusu yere encümenin yetkisinde olan 3 yıllık süre için böyle bir ihalenin yapılması feasible olmadığı için bunu meclisimize taşıdık. Buradaki bütün taban, banyolar, tuvaletler, tesisatlar, fitness'teki tüm aletlerin değiştirilmesi, bowling salonunun komple yenilenmesi için ciddi bir yatırıma ihtiyaç vardır. Usulüne göre, kamu ihale yasasının kurallarına göre, 2886'ya göre bu ihalenin, kiralama ihalesinin yapılabilmesi için de daha uzun süreli bir zamana ihtiyacı olduğundan konuyu meclisimiz gündemine aldık. Süreyle ilgili yapmış olduğumuz hesaplamamız bu şartlarda yapılacak imalatın çok da sağlıklı olmayacağı düşüncesiyle bu sürenin 7 yıl olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy çok büyük.
Bir diğer gündem maddesi de belediyenin hizmet alanının genişletilmesi nedeniyle 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınan vergi, harç ve ücretlerle ilgili tarifelerin belirlenmesiydi. Bu konuda meclis üyelerinin oylamasına sunularak oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda görüşülen önemli maddelerden biri ise İçmeder Mahallesi, Kumlu Öğrencik Mevki, Tapu'nun PAF'ta 2 parsel 2516 kayıtlı 941.99 metrekarelik taşınmazın satışının görüşülmesi konusuydu. 5 tane büfenin bulunduğu yerin daha iyi düzenlenerek, belki sayısı 1-2 tane azaltılarak, özellikle Marmaris ve çevrede yaşayan insanların denizden yararlanma adına cazip bir bölge olduğunu bildiğimiz için daha derlenip toplanıp daha düzenli bir hale getirilmesi ve buradaki işletmelerin de düzenlenmiş haliyle kapasitenin azaltılıp kullandıkları plajın bazı alanlarında halk plajı olarak yapılması koşuluyla düzenlenmesinin doğru olacağı düşüncesindeydik.